billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersus sadisu min kitabı tedrib. Min kitabı takrib. Bugün takrib kitabının 3. dersini okuyoruz. Dün el hadisü sahihun ve hasanun ve daifun demiştik. Öyle değil mi? El evvelu es sahih. Hadisin birinci kısmı ne? Sahih olandır. Oldu mu? Ve fihi bu sahih konusunda hakkında mesailu birkaç mesele var. Bakalım bu meselelerde neyin bahsi geçiyor? Sahih nesinden bahsediyor. Yalnız aşağıda tedribe bakın. Es-sahihu ve huve bu sahih lesi fa'ilun bimana fa'ilin. Hani fa'al mana fa'al var. Fa'il mana mef'ul var. Burada sahih fa'il mana fa'aldır. Min es-sihati sihatten müştaktır. Ve hiye sihatta hakikatun fil esami. Esamlardan nedir? Hakkidir. Hani bu adam sahihdir. Bu kalem sahihdir. Kırılmamış. Sihat esamlara hakik olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor. Ama ve si'maluha huna. Burada sihatin isti'mali hani manilere kullanılmış, hadislere kullanılmış mecazun bu nedir? Ne demek mecazun? Ve istiaretun tebaiyyetun. İstiare nedir? İstiare tebaiyye müsterrehedir. Önce sihat meselede istiare yapılıyor. Sonra müştak olan sahihde yapılıyor. Hani biliyorsunuz ki müştakatların istiareleri ne oluyor? Tebaiyye olur. Oldu. Demek sahih fa'il mana fa'aldır. Asıl manası, hakiki manası cisimlere kullanılır. Burada manilere kullanılmış mecaz cihetiyle, istiare tebaiyye cihetiyle kullanılmış. El-ula fi haddihi. Birinci mesele sahihen haddiyle ilgilidir. Sihatın yani sahih hadisin haddiyle ilgili. Sahih hadisin kaç şartı vardı? Beş. Bakalım buraya. Ve huve sahih. Oldu ve huve ne? Sahih. Yahut da ve huve bu sahihin haddi. Hadde götürüyoruz. Mettesele senedir. Hani sahih hadisin beş şartlarından biri ittisal-ı sened değil mi? Burada da mettesele senedir. Neyle mütesil olmuş? Bil-udûli dâbitine. Dâbit, adillerle oluşan ne? Senede ne? Mütesil sened olacak. Yani udûli dâbitle senedi mütesil olur. Bak udûl-i dâbitle sen mütesir olur. Demek râviler dâbit olacaklar, adil olacaklar, ittisal-ı sened olacak. Bak üç şart buradan anlaşıldı. Min gayri şüzûzin, o hadiste şüzûz olmayacak. Ve la illetin, illetten murada illete kâdihe, zarar verici illete olmayacak. Oldu. Mettesele seneduhum. بِالْعُدُولِ دَابِتِينَ مِنْ غَيْرِ شُزُوزٍ وَلَا اِلَّتِينَ. Şimdi dâbitin demiş ya, ne demiş? Dâbitin ceme. Çünkü seneden silsilesindeki bütün hadisler itibariyle. Her hadiste en az üç tane ne var? Ravi var. Dolayısıyla raviler, hadis silsilesindeki raviler ne oldular? Çok oldular. Dâbitin ona göre ne olmuş? Cem olmuş. Aşağı bakın. Ve fi mesailu el-ula fi haddi ve ummet tesli isnaduhu. Kadla an kavli İbn-i Selah
Bay İbn-i Selah 643'te vefat etmiş. Bu İmam Nevevi onlardan daha ümcedir. O şöyle tarif yapmış. El-Musnedu lezi yettesülü isnaduhu. El-Musnedu lezi yettesülü isnaduhu. Bildiniz mi? Bizimki ne dedi? Mettesere senedühü. Hangisi daha kısa? Bizim. Ha diyor. Ve adere an kavli İbn-i Selah el-Musnedu lezi yettesülü isnaduhu li'ennehu ekserum. Bu daha ekserdir. Ve eşmenu lil merfu'i vel mevkufi. Merfu' mevkufe daha eşmendir. Çünkü o el-Musnedu demiş. Beyhuniye'de de ne geçiyordu? Hatta el-Mustafa mı demişti? Musnad. Hatta el-Mustafa demiş Allah'a. Bak, Musnad sağda Mustafa'ya kadar olan merfu' girerdi. Ama burada mettesil-i senedühü mutlak demiş. Sahabeye dayanan da girer, Resulü'ye dayanan da girer, tabiine dayanan da girer. Dolayısıyla maktu' merfu' maktu' mevkuf, merfu üçü de ne olur? Bir tarife gider. Ha, demek İmam-ı Nevevi İbn-i Selah'ın tarifinden ödül etmiş. Çünkü bu tarif İmam-ı Nevevi'nin tercih ettiği tarif hem akserdir hem eşmerdir. Adabitine aşağı bakın tedribe cem'a veyahut da cüm'a bi'tibari silsileti senedi. İtibarine silsileti senedi. Peki mana nasıl oluyor? Ey bin naklil adli dabiti anil adli dabiti ila muntahahu ila muntahahu muntahasına kadar nihayetine kadar. Oldu mu? Unutmayın hadisi sahih nedir denildiği vakit mettesere seneduhu bil'uduli dâbitine min gayri şüzdudin ve la illetin kâdihatin. Oldu. Sahihin tarifini öğrendi. Tabi tedribde bir sürü faydalar var, noktalar var. Siz kendiniz bakarsınız. Ve izâ qîle sahihun. Şimdi bu hadis sahihun denildiği zaman, yani şeksiz, şüphesiz, sahihdir, sihati kat'idir. Bu mu anlaşılsın veya bu mu anlaşılıyor? Yoksa sahihdir demek, bizim bildiğimiz ittisal-ı sened var. Öyle değil mi? Dabit var, adil, adalet var, şüzüz yok, illet-i kadihe yok. Yani bu hadis sahihdir, onun sıhhati kat'i midir, yahut da zanni midir? Zannidir. Kat'i değil. Niye? Böyle raviler dabittir. Dabit olan ravilerden biri yanılmış olabilir. Gaflete düşmüş olabilir. Öyle değil mi? Tam bunun tersi, bu hadis zayıftır demek, zahir şartları yerinde değildir. Belki adam davet değil ama burada doğru söylemiş. Belki adam kadirdir, burada doğru söylemiş. Oldu mu? Bunları unutmayın. Ve izâ qîle sahihun. Bu hadis sahih de denildiği vakit fehâze mânâhu. Bu bizim söylediğimiz mânâhu, onun mânasıdır. Bu hadis sahih de demek mettesele senedühü bil udûli davetine min gayri şüzûzü ve la illetine. Manası budur. Aşağı bakın. فَهَذَا مَعْنَهُمْ اَيْ مَتَّسَلَ سَنَدُهُ فَهَذَا bu bizim söylediğimiz manavu manasıdır. اَيْ مَتَّسَلَ سَنَدُهُ مَعْنَ اَوْسَافِ الْمَسْكُولَةِ. Öyle değil mi? Adıldı, dabdı falan. فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِزَهَرِ الْاِسْنَادِ. Biz o hadisi kabul ediyoruz. Zahir-i isnada amel ediyoruz. Hadi. İsnadın zahirine bakarak bir eksikliği yok, biz kabul ederiz. La ennehum maktun bi yukarı bakın. Ve izâ kile sahihun fahazı manu. Bu bizim söylediğimiz manasıdır. La ennehum maktun bihi. Aşağı bakın. La ennehum maktun bihi fi nefsil emir. Nefsil emirde bu maktun bihidir. Bu katidir. Bu kesindir.
bir şey şüphe yoktur, öyle değil. Niye? Cevazil hatayı ve nisyanı an sikati. Ravi sikattir, hatası caizdir. Nisyanı nedir? Caizdir. Hilafen limen kâle inne haberel vâhidi yücibul katâ. Bazıları diyorlar, haberel vâhid, eğer bu şartlar yerindeyse kat'i fayda veriyor. Ama esas o ki, haberi mutevatir, kat'i ifade ediyor. Haberi ahad, haberi vahad, zanne galibi ifade ediyor. Kat'iyeti ne etmiyor? Kat'iyeti ifade etmiyor. Hadisler iki kısım. Yani ravilerin adedi itibariyle ahad var, mutevatir var. Mutevatir hadis, kat'iyeti ne ediyor? İfade ediyor. Ama ahad hadisleri, ister hasen olsun, ister sahih olsun, o ne ifade ediyor? Zanne galibi ifade ediyor. Ve izâ qîle gayru sahihin. Bu hadis sahih değildir denildiği vakit, fema'nahu, onun manası, lem yessihha isnaduhu. Lem yessihha isnadu. İsnadı ne değildir? İsnadı sahih değildir. Ve izâ qîle gayru sahihin fema'nâhu lem yessihha isnadu. İsnadı sahih değil. İsnad sahih olmadığı için biz de isnadın zahirinden yola çıkarak bu hadis sahih değildir deriz. Zanne galip o ki sahih değil. Adem sıhhati zannidir. Kat'i değil. Niye? Niye sahih değil? İçinde kazı biri var. Kazı da belki burada doğru söylemiş. Belki ne söylemiş? Doğru söylemiş. Oldu mu? Dikkat edin. Ve izâ qîle ne? Gayru sahihin. Femânâhu lem yessih isnâdû. Gördünüz mü? Aşağı gelen diyor levkâle daifun. Destedi ve izâ qîle gayru sahihin yerine ve izâ qîle daifun lekâne ekseren. Daha ne olurdu? Daha kısa olurdu. Ve eslemin min duhulil husn. Ve eslemen min duhulil husn. Hasani. Hasan'ın duhulundan daha sağlam olurdu. Şimdi ve izâ qîle gayru sahihin. Hasan olan hadise gayru sahih değil mi? Bak o da diye. Ama gayru sahihin yerine daifun deseydi daha kısa olurdu. Çünkü gayru sahihin iki kelime, daifun bir kelime. Daha kısa olurdu. Hem gayr-ı sahih deyince Hasan da gayr-ı sahih der. Ama daif deseydi Hasan girmezdi. Gayse burada daif der. فَمَعْنَوْ لَمْ يَسْحَ اِسْنَادُهُ عَلَى الْشَرْتِ الْمَسْكُرِ İsnadı sahih değil, bizim söylediğimiz şart ile İttisal-ı sened ile adlu ravi ile dabdu ravi ile adam şuzul adam illet itibariyle İsnadı sahih değil. La ennehu kezibun fi nefsil emri. Yani bu sahih değil, nefsil emirde kazıdır, öyle değil. Niye? Cevaz-ı sıdkın kazibi. Burada kazi bir ravi var, doğru söylemiş olabilir. Ve isabet men ve kesirul hatayı. Ravilerden biri çok hata yapıyor, yani yanılıyor, yanılgısı nedir? Çoktur. Ama burada doğru söylemiş olan. Oldum. Bu isnad es-sahhul esanidi, öyle denilebilir mi? Yani bir kısım senedler hakkında bu senedlerin en es-sahhidir diyebilir miyiz? Diyor vel muhtar, muhtar görüşü o ki ennehu şerhal la yüczemu fi isnadin ennehu es-sahhul esanidi mutlaka. وَالْمُخْتَرِ Muhtar görüş o ki اَنَّهُ شَنْحَلْ لَا يُجْزَمُ Cezm yapılmaz. Fi isnadin herhangi bir isnada ne cezm edilmez? اَنَّهُ اَسَّحْهُ الْاَسَّانِدِ Bu isnad esanidlerin es-sahidir. Mutlak olarak, alel itlak olarak denilmez. Öyle değil mi? Niye? Çünkü bunu diyebilmen için bütün ravilerin mertebelerini bilmek lazım. Derecelerini bilmek lazım.
Bu da mümkün değil. Bak aşağı bakın. Niye denilmez? لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ السِّحَةِ مُرَتَّبٌ عَلَى تَمَكُّنِ الْإِسْنَادِ مِنْ شُرُوتِ السِّحَةِ. Yani sıhhat şurutları itibariyle isnadın temekkünü üzerine murattebdir. Onu da bilmek çok zor. Bütün dünyadaki ravilerin tek tek derecelerini incelemek, araştırmak, tespit etmek zordur. Öyleyse alalet mutlak olarak şey kaydı olarak insan diyebilir. Bu köyde en esah budur diyebilir. İşte filan hadisin ravilerin arasında en esah bu olabilir. Şey filan şeyhin talebeleri arasında veya filan şeyhin isnadları arasında insan böyle belki ne yapabilir? Esahiyet diyebilir. Ama alel itlak dünyada en kuvvetli isnad budur demek diyor caiz değil. Vel muhtar, muhtar görüş o ki ennehu şenha la yüzzemu fi isnadin ennehu essahul esanidi mutlaken. Esah o ki, muhtar o ki herhangi bir isnad hakkında bu essahul esanidir denilmez. Oldu mu? Ama bir bazı kişiler demişler işte essah budur, kimisi demiş şudur, kimisi demiş falandır. Bakın. وَقِيلَ اَسَّحُّهَا اَزْزُهْرِيُّمْ اَنْ سَالَمْ اَنْ اَبْلِيُّمْ. Bakın, bir kere demiş, esanidlerin en essahî اَزْزُهْرِيُّمْ. Bazı yerlerde İbn-i Şihab geçiyor, bazı yerlerde Zühri. Fark etmez, aynıdır. Zühri, Salim'den alırsa, Salim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın oğludur. Sarın da kimden almış? An ebihi, babasından almış. Kimdir? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Bir kile demiş ki dünyada en esanidler arasında en kuvvetli senet Zühri veya İbn-i Hişam an Sarı an ebihi. En essahul isnad nedir? Budur. Muhtar o ki en essah budur denilmez. Ama bir kile demiş en essah nedir? Budur. İmam Ahmed bin Hanbel, İshak bin Rahüye, İbn-i Selah'ın görüşleri de budur. Essahul esani en zühri, en salim, en ebi. Ve kile, bir kile demiş essahul esani İbn-i Sirin. İbn-i Sirin 111'de vefat etmiş. Bazı yerlerde de 110 geçiyor. O da tabiilerden de büyük bir velidir. İbn-i Sirin an abidete an Ali'yin radiyallahu anhu. Bir kere de demiş essahul esane budur. Nedir? İbn-i Sirin abidetü selmaniden o da Hazreti Ali'den almış olduğu nedir? İsnaddır. Ali İbnül Medeni, İbnül Medeni görüşü de budur. Fellas'ın görüşü de budur. Selman bin Harb'ın görüşü de budur. Oldu mu? Vakile bir kile de demiş Es-Sahul Esani El-A'meş An İbrahim An Al-Kame An İbni Mesud. Es-Sahul Esani Ameş'in İbrahim'den alması. İbrahim Yezid'in Nakha'inin oğlu olan İbrahim. O da Alkame, yani Alkame bin Kays. O da Abdullah, Abdullah bin Ömer. Yok, Abdullah bin Mesud. Bu bir kileye göre Es-Sahul Esani budur. Ameş an İbrahim an Alkame an İbn-i Mesud, Abdullah bin Mesud. Bunları unutmayın. Bilin ki muhtar görüşler bunlar değil. Bunlar hepsi kileler. Ve kile ez-zühriyyü yine İbn-i Şihab biraz önce başta ez-zühriyyü ansalim nebi demişti. Bu kileye göre ez-zühriyyü an Ali ibn-i Hüseyin an ebihi
an Ali'yi. Zühri bu sefer Ali'den almış. Hangi Ali? Ben Hüseyin. Yani Hazreti Ali'nin torunu olan Ali. O da babasından almış. Kimdir? Hüseyin'dir. O da Hazreti Ali'den almış. Demek Zühri'nin Ali bin Hüseyin, Ali bin Hüseyin'den, 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 Ali'den almış oldukları isnat es-sahhu nedir? Es-sanidir. Bir kıyla diyor. Oğlum, ve kıyla, bir kıyla de demiş es-sahhu es-sanid budur. Ve kıyla malikun an-nafi'in an İbni Ömer. Ve kıyla malikun. Bu bizim bildiğimiz İmam Malik var ya. O da an-nafi. Sizin nafi var mı? Benimki eksikti. O da kimden? Nafi Hazreti Ömer'in azat edilmiş kölesiydi. O da an İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'dan alması. En esas budur. Kim kimdir? Bu kıyla göre. Malik bu bizim bildiğimiz İmam Malik. O da Nafa'dan, Hazreti Ömer'in azat edilmiş kölesinden. O da İbni Ömer Abdullah'dan alırsa bir kıyla göre Es-Sahhu'l Esani budur. Dillerde dolaşan budur. Es-Sahhu'l Esani Malik. An Nafa, an İbni Ömer. Fe'ala haza işte bu kıyla üzerine ku es-sahhu'l esanid Malik an-Nafi'an İbni Ömer kıyla denilmiş es-sahhu'l esanid demiş budur. Eş-Şafi'yü an-Malik an-Nafi'an İbni Ömer. Niye? Demin geçirdiğiniz kıyla'ya göre Malik an-Nafi'an İbni Ömer es-sahhu değil midir? İmam Şafi de sikkettir, hüccettir. O da Malik'ten alırsa o zaman es-sahhu'l esanid bu olmuş olur. Malik an-Nafi'an İbni Ömer eser ve sanat İbn-i Şafii de bunun devamlı olması hasebiyle bu sefer bir derece aşağı iniyor. Es-Sahhu'l Esani demiş burada. Oldu. Yani Malik Nafi İbni Ömer yüzlü. İmam Şafii de yüzlü. Oluşundan şüphe yok. O zaman Malik an-Nafi'an İbni Ömer eğer Es-Sahhu'l Esani ise Şafii an Malik an Nafi'an İbni Ömer o da ne olur? Es-Sahhu'l Esani oldu. Es-Saniyetum. Şimdi ne dedik? Sahihen birkaç meseleleri var. Ve fihi mesel. El-evvelu yani nev'i evvel. Bu kitabda 90 küsur ne var? Nev'i var. El-evvelu es-sahihu. Nev'i evvel nedir? Hadis-i sahih. Ve fihi mesailu. El-ule birinci mesele sahih hadisin tarifiyle ilgilidir. Es-sahhu'l esanidna ilgili. Es-saniyetu evvelu musannefin fi's-sahih'il mücerredi. Hani bazı kitaplarda karşı hadisler var. Bazılarda sahih hasen daif var. Bazılarda sahih hasen var. Bazı kitaplar sade sahih hadisleri cem etmek için yazılmışlar. İşte bu hadisler ilk yazılan hadis kitapları nelerdir? Kimlerindir? Es-saniyetu evvelu musannefin fi sahih'il mücerredi burada durarlar. Sade sahih hakkında yazılan kitaplar nelerdir? Nasıl es-sahhu'l esanid neydi hakkında görüşler belirtenler varmış. Bu sahih hakkında yazılan kitapların en es-sahhi nedir? Müslüm müdür? Bukhari midir? Sahih İbn-i Hibban midir? Nelerdir? Şimdi ona da yarın bakar, bugün duralım burada. Oldu. Nefarukumullahu nef'an mubin.